saat 5'i çeyrek var buranın saatine göre. Burada Özbekistan'da yoğun bir tren ulaşımı var ve turistler sürekli tren kullanır. Geldiğinizde siz de fark edeceksiniz. Ayrıca burada Afrasiyap diye bir tren var. Bu hızlı tren. İşte 4-5 saatte gideceğiniz bir yere sizi 1 saatte, 2 saatte, 1,5 saatte o civarlarda götüren bir tren. Fiyatı tabii ki daha pahalı Afrasiyap'ın. Dediğim gibi otobüsle geldim. Ben otobüse 25 bin verdim. 25 bin Özbek sumu. Amacım şuydu, hani diyeceksiniz ki turistler onu kullanıyorsa, madem hani o aslında daha iyi gibi geliyorsa neden onu kullandın? Taşkent'te hani gittiğim her ülkede ben insan içine karışmayı amaçlıyorum. Hani insanların hayatına dokunmak demeyeyim de onların hayatından bir şeyler alabilmeyi, onların yaşam şekillerini görmeyi istiyorum. Bu şekilde bir gezi kafam var. Hani hem şehrin turistik yerlerini gezerken hem de insanları gezmiş oluyorum bir bağımda. Bu yüzden ben otobüsü tercih ettim. Zaten otogarı falan da ben Instagram hesabımda zaten paylaşmışımdır. 8.30'da gittim ben. Normalde saat başı kalkan otobüsler olmasına rağmen dolduğu zaman kalkan otobüsler bunlar. Yani ben 8.30'da oraya gitmeme rağmen otobüs 10'a doğru kalktı. Yani ben 1,5 saat boyunca otobüsün içinde bekledim. En ön koltuktaydım. Orası boştu, oraya oturdum. Herhangi bir numara yok. Zaten sizi kolunuzdan çekip otobüse sürüklüyorlar direkt. Çantanızı falan bagajı atıp. Bagaj bu arada ücretsiz. Ben otobüse oturdum işte. Yanımdaki bir abi benle Türkçe konuşmaya başladı. Kendisi Özbekmiş. Türkiye'de işte Bursa'da falan iş yapıyormuş. İsmi Azat. Neyse biz İleri geri böyle her türlü konulardan konuşmaya başladık. İşte buradaki Özbekistan'ın bağımsızlığından tutun da buradaki yaşam şeklinden, yaşayış durumundan falan, sosyal ortamdan falan böyle konuşuyoruz. Bir müddet sonra işte erkeklerin böyle küçük bir kese kağıdı içerisinde böyle yeşil, tozumsu bir şey böyle küçücük avuçlarını alıp ağızlarına attığını fark ettim. Ve böyle farklı bir koku ortaya çıktı. Ben bu kokuyu zaten biliyorum. Ot kokusu. Neyse bir müddet sonra yanındaki Azat abi de aynı poşetten çıkardı. İşte ben ilkten şey sandım. Şoför, önümde şoförler var. İlkten onlar kullandı. Bu arada direksiyondayken bunu yapıyorlar. Acaba önceden hani samsa falan yemişlerse burada soğanlı etli falan filan çok şey var. Samsa da hamur işin içine kuşbaşı et doldurup soğanlı falan böyle bir aparatif diyeyim ben size. Böyle bir yemek. Poğaçamsı, bizdeki poğaçanın içi dolu olanı. Neyse. Ben de zannettim ki ağızları kokmasın diye böyle karanfil falan o tarz bir şey, ağzı güzel kokulu yapıcı bir şey atıyorlar falan zannettim. Nereden bileyim? Medeni düşündüm ben. Burası Özbekistan tabii ki. Yani Orta Asya'nın dibi yani. Baharat yolu, İpek yolu, bütün hepsi buradan geçmiş. İlkten öyle düşündüm. Tabii yanındaki Azat abi de şey yapınca bilmemezliğe yatarak, saflığa yatarak, ya abi dedim bu ne falan. Dedi ki hani biz tanıştık ben 22 yaşında olunca, hani genelde beni böyle genç değil de daha çok çocuğumsu kısma atıyorlar hani, bir de yalnız seyahat ediyorum falan, öyle maceracı kafasına göre takılan biri gibi görüyorlar aslında, hani birçok şey bildiğimi zannetmiyorlar. Sen bilme bunları boşver falan dedi. Yok abi merak ettim ya dedim, hani ben zaten hani böyle şeyleri hep soruyorum, hani ne farklı görürsem belki dedim ben de hani güzel bir şeyse ben de kullanırım falan. Bu ot dedi, tamam mı, işte ister misin dedi. Ha yok abi ya dedim, almayayım dedim, biliyorum dedim, hani bizim ülkede falan da kullanıyor dedim, ben almıyorum falan filan. Velhasıl kelam o saatten sonra bütün otobüs ot kokmaya başladı. Bildiğiniz bir işte nasıl söyleyeyim, diskotek tarzı veya böyle köşe mahalle tarzı kokmaya başladı. Ve yani tiksindim ya, otobüse bindiğime tiksindim. Ve otobüs öyle biraz ilerlerden gidiyor ki zaten Azat abi de bayağı anlattı, çok fazla kaza olmuş ve bu otobüsleri falan kaldırmaya karar vermişler. Hatta Türkiye'den falan da yeni otobüs talebi falan yapılıyormuş zaman zaman. Hatta bindiğim otobüs de eskiden Türkiye'nin yardımıyla getirilen bir otobüs. Sonrasında işte otobüs bir iki yerde durakladı. İşte bizim Artvin yöresinde kurut dediğimiz bir şey var. Kurut veriliyor otobüste. Veriliyor derken satın alıyorsunuz böyle, yine kese kağıdında, plastik torbalarda falan veriliyor. Çekirdek falan veriliyor, dondurma, su falan filan her şey var. Satın alıyorsunuz. Böyle bir otobüs yolculuğu geçirdim. Sonuç olarak ben geldiğimde Ulubek diye bir otobüs durağı var. Oradan biraz daha ilerleyince şehre
yakın diyemeyeceğim şehre uzak bir yerde beni bıraktı. Ben oradan otobüse bindim. 1200 Özbek somuna yaklaşık 2-3 lira falan. Beni Amir Timur Meydanı'nda bıraktı. O şekilde hostele geldim. İşte araştırmaya başladım. Ben burada tren olduğunu zaten gelmeden önce de biliyordum. Hostel sahibine falan sordum. Ve biliyorsunuz ben ekonomik geziyorum. Hani çok düşük bütçelerle geziyorum. Hani şu üstümdeki tişörtü bile neredeyse bütün Orta Asya seyahatim boyunca gördüğünüz balıklı tişörtüm. Yani şu an belki kirli olabilir ama bu seyahatimden beri 2-3 defa yıkandı yani. Yıkayıp aynı tişörtü giyiyorum. Çünkü dediğim gibi çantamda çok fazla malzemem yok. 30 günlük bir seyahat için yani 5 ülke, 10'dan fazla şehir gezeceksiniz. O kadar fazla eşya yanınızda taşıyamazsınız. Bu da seyahatin farklı bir inceliği. Bunu da ayrıca bir video yapmayı düşünüyorum zaten. Sonra dedi ki işte trenle seyahat etmez misin? Ben dedim ki böyle ben hani ona verecek param yok. Sonra işte bu yaşadıklarım falan aklıma geldi. Taşkent'ten Semerkant'a 4 saat, Semerkant'tan da Buhara'ya 4 saat otobüs yolculuğu var. Ve Buhara'dan ben Taşkent'e dönüp hiç durak vermeden Taşkent'ten direkt Bişkek'e geçeceğim karakola gitmek için. Böyle bir rotam var. Çünkü Almaty'den dönüş şu an var. Sonra işte hostel sahibine sordum falan. Dedi ki tren biletleri almayı düşünmez misin falan. Tamam dedim. Ne kadar olur dedim tren biletleri. 60 bin somla 120 bin som arasında değişir dedi. İşte eğer dedi Buhara'dan dedi Taşkent'e gitmek istiyorsan da bu biraz daha fazla olur. İşte 150 bin som falan olur dedi. Neyse eyvallah dedim. Peki dedim hani tren istasyonuna mı gitmek zorundayım? Çünkü çok uzak burada her yer. Yani Taşkent'te gibi bir metro ile otogara gideyim, bir metro ile tren istasyonuna gideyim falan filan tarzı bir şey yok burada. İyi dedik eyvallah. Tamam yakınlarda dedik tren bileti alabileceğim bir yer var mı? Şehir merkezinde de tren alabileceğin yer vardı, tren bileti alabileceğin yer. Hemen bu parkın arkasında zaten hostelimiz şu karşı tarafta. Yani parkı şöyle göstereyim. Şurada bir bina var. Binanın arkasında çok yakın. İşte tren ofisi var. Tren bilet ofisi var dedi. Gittim tren bilet ofisine. Yarın sabah değil ondan sonraki sabah için Buhara'ya bilet aldım. 60 bin som. Buhara'dan da Taşkent'e gitmek için ayın 18'i akşamı saat 11'e bilet aldım. Yataklı 150 bin som. 8 saat sürecek. Yataklı olması mükemmel oldu. Totalde Türk parasına çevirirsek 170 lira para verdim. Özbekistan beni bitirdi diyebilirim. Şöyle... Tabii ki arkamı yaslayabilecek bir Mevla var. Ama bu sadece benim acil durumlarda harcamam gereken bir Mevla. Ondan dolayı hani böyle hesap etmediğim için hani 25 bin Semerkant'a veririm, 25 bin Buhara'ya veririm. Dönüşte yine 25-25 veririm. O şekilde kapatırız. Hani maksimum vereceğim para 100 liraya geçmez diye düşündüm. Şimdi 170 lira oldu, 70 lira içeri girdik. Neyse kuru yemiş yiyeceğim. Yapacak bir şey yok. Getirdiğim birçok malzeme var. Hani BİM'den bayağı bir alışveriş yapmıştım gelmeden önce. Sonuç olarak öyle. Şu an dediğim gibi Semerkant'ı gezeceğiz. Bu akşam çıkabilirsem Semerkant'ta Registan Meydanı var. Registan Meydanı gece ışıklandırılıyormuş. Çok harika oluyormuş falan. Oraya bir gece keşfetmeyi düşünüyorum. Yarın sabah da erkenden çıkıp hostelinde kahvaltı veriliyor. Kahvaltımı yapıp tekrar Taşkent'i keşfedeceğim. Yarın sabah da yine erkenden kalkıp burada dediğim gibi otobüs muhabbetleri çok karışık. Belki ben yabancıyım, ben anlamadım. Tren istasyonu otobüs olduğunu düşünmüyorum. Ondan dolayı taksi tutacağım. Taksi de ne kadar derseniz 6.000-7.000 Özbek somu, yani 4-5 lira burada. Ucuz yani taksi. O yüzden taksi kullanacağım. İnceldiği yerden kopsun. Yemeklerimde kuru yemiş, kraker falan filan. Onun haricinde o şekilde. Yani bu akşam çıkarsam video açacağım. Eğer bu akşam çıkmazsam yarın sabah görüşürüz. O şekilde. Onun haricinde Orta Asya seyahatim çok güzel gidiyor şu an. Allah'a şükür. Hani beklediğim gibi gidiyor. Eğer bundan sonra bir sıkıntı çıkmazsa kendimi gerçekten Kırgızistan'a attığımda, yani karakola attığımda gerçekten Orta Asya seyahatim yarılamış bir şekilde, biraz daha kafam rahat bir şekilde yoluma devam edeceğim. Onun haricinde dediğim gibi sorularınız olursa bana her türlü sosyal medyadan yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın eğer bunları takip etmek istiyorsanız. Ve eğer beğendiyseniz de lütfen beğen butonuna aşağıdan basmayı unutmayın. Mümkün olduğu kadar size dünyayı göstermeye çalışıyorum. Bu arada bilmeyenler için 22 yaşında ve yaklaşık
yani Orta Asya seyahatim bittikten sonra 13-14 tane ülke gezmiş konumda bir genç olacağım. Bundan sonra tabii ki rotalarım devam edecek. Sizin destekleriniz bunun için çok önemli. Diyebileceklerim bunlar. En azından şöyle bir şey var. Burada Türkçe konuşabilen kişiye denk gelmek çok zor. Şu an ben galiba 12 dakika 13 dakikadır falan konuşuyorum. Bu videoyu bu şekilde atacağım. Çünkü biraz hani birilerine konuşmaya ihtiyacım var. Dün de mesela işte kız arkadaşımla falan konuşuyoruz. İşte Samsun simidinin pidesini falan gösteriyor. Özlemişsindir falan. İnanın hiçbir yemeği özlemedim Türkiye'de. Sadece insanlarla muhabbet etmeye ihtiyacım var. Yani insanlara derken yakınlarımla, onlara yaşadıklarımı anlatmaya, onların da ben yokken neler yaşadıklarını dinlemeye ihtiyacım var. Ondan dolayı onları özledim. O şekilde. Sonuç olarak öyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.